Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçeli 3 yıl oldu. Bu dönemin değerlendirmesini yapmak üzere söz aldım. 21. yüzyıla büyük umutlarla girdik. Her geçen yıl kötüye giderek bugünlere ulaştık. Kuzey Irak'ın Süleymaniye şehrinde Türk askerinin başına çuval getirilmesiyle başlayan Habur, İmralı, Oslo, Dolmabahçe süreciyle devam eden, bu arada çözüm süreci Kobani, Megri Megri diyerek Türk bayrağının dalgalandığı Türk toprağındaki Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırılarak sınırımıza kadar getirilmesi hafızalarda canlılığını korumaktadır. Devletin yönetimi 2004 yılı Milli Güvenlik Kurulu kararına rağmen FETÖ terör örgütüyle paylaşılınca 15 Temmuz darbe girişimi kaçınılmaz olmuştur. Bunun sonucu devlete sızmaları önlemek amacıyla rejim değiştirilerek bütün yetkileri tek kişide toplayan partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiş oldu. Geçen 3 yıllık dönemi değerlendirirken ekonomi, eğitim, sağlık ve adalet gibi konulara değinmeden sadece rejimle ilgili konuşacağım. Çünkü bu darbe girişimi sonucu rejim değişmiştir. Beka gerekçesiyle 100 yıla yaklaşan deneyimler ve devletin kuruluş felsefesi yok sayılarak kurumsal yapı ortadan kaldırılmıştır. Kurucu değerlerden ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından intikam alırcasına değişiklikler yapılmış, tek adama yakınlık ve biat ölçüsü esas alınmıştır. Kurumsal yapı içinde denetleme sistemi çökmüş, yürütme ile birlikte yasama ve yargı tek adama bağlı çalışmaya başlamıştır. Paralel devlet yapılanmasından kurtulmak yerine hiçbir hukuki ve ahlaki yaptırımın kalmadığı yeni paralel yapılar ortaya çıkmıştır. Üstelik kamu kaynaklarını yağmalamaya yönelik helal ve mübah ölçüleri geliştirilmiştir. Ekonomik açıdan yapılan vaatler, verilen umutlar hep oy almaya ve geçim derdiyle boğuşan Türk halkını istismar etmeye yönelik algı operasyonlarından öteye geçememiştir. Yerli otomobil fabrikalarından uçak fabrikalarına, hatta uzaya yapılacak yolculuklara petrol ve doğalgaz keşifleri de eklenmiş ama muhterem halkımız geçim derdinden kurtulmak bir yana her defasında yeni zamlarla daha kötüye gitmiştir. Vaatleri kapsayan bütün planlar 100. yılda 2023 lider ülke Türkiye sloganıyla takdim edilirken kastedilenin ne olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. Bütün ideolojik, felsefi, iktisadi, hukuki anlayış ve uygulamaların tek partiye hasredilmesi, parti ile devletin geleceğinin eş anlamlı olarak zikredilmesi, parti devletinin kurulmakta olduğunu göstermektedir. Ne var ki 3 yıllık tecrübe sonucu Türk milletinin partili tek adam rejimini benimseyemediği anlaşılmaktadır. Geçmişte görülen eksiklerin giderilmesiyle yeniden parlamenter sisteme dönüş sağlanması gerekli hale gelmiştir. Böylece kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne itibar kazandırılması, yargı bağımsızlığının sağlanması, yürütmenin başının Cumhurbaşkanı değil Başbakan olması gerçekleştirilmelidir. Milletin ve devletin geleceği açısından nasıl bir cumhurbaşkanı olması gerektiğine açıklık getirmek için anayasa profesörü merhum Ali Fuat Başgil'in ders kitaplarında yer alan bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Diyor ki, aktif politika devlet reisinin değil, başbakanın ve bakanların rolüdür. Devlet reisine düşen politika dışında siyasi fikir gruplarının üstünde kalmaktır. Bu şartı yerine getiremeyen ve siyasi itirazlar çarpışmasında taraf tutan bir devlet reisi faydalı olmak şöyle dursun, milletin selameti için tehlikeli olur. Değerli milletvekilleri, Başkil'in dediği gibi devletin başı anayasaya ve ettiği yemine göre tarafsız olmak zorundadır. O halde Cumhurbaşkanı partili olamaz, olmamalıydı. Şimdi bu yanlıştan dönme zamanıdır. Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmalıdır. Meclisin önemini anlatabilmek için Atatürk'ün meclis ile ilgili bazı sözlerini hatırlatmak istiyorum. Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsalidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haricinde hiçbir makam milli mukadderata hakim olamaz. Cumhuriyette son söz
millet tarafından seçilmiş meclistedir ve millet adına kanunları yapar. Meclis hükümete güven oyu verir veya düşürür. Millet vekillerinden memnun olmazsa belli zaman sonra başkalarını seçer. Değerli milletvekilleri, konuşmama son verirken partili cumhurbaşkanlığı sisteminin tek adamı giderse devletin yok olmasından bahsedenlere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk'ün, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözünü hatırlatmak isterim. O bu sözlerle Türk milletine olan güvenini ve inancını ortaya koymuştu. Takdirle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Onun ortaya koyduğu kurucu iradeye ve rejime sahip çıkmak için bu kürsüden yemin eden 27. dönem milletvekilleriyle bütün Türk milletini güçlü bir şekilde destek vermeye davet ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.